Evet, bu hafta da Harput Okuma Evi'nde sizlerle birlikteyiz. Bugün gene çok kıymetli bir konuğum var. Fırat Üniversitesi İnsani Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Bey. Bugün bizim konuğumuz. Kendisiyle Elazığ'la ilgili konuları konuşacağız. Önemli bir konu. Bugünün tarihini vererek önce başlayalım İbrahim Hocam. Evet. Bugün bu program yayınlandığı anda 20 Aralık 2020. 20 Aralık 1939 tarihinde Harput'ta doğan bir komutandan bugün size bahsedeceğiz. Pardon, doğan evet. Dedik, ölen. Evet. Bir komutanın ölüm yıl dönümü, ondan bahsedeceğiz. Hemen hatırlamışsınızdır, Yakup Şevki Subaşı Paşa'dan bahsedeceğiz. Öncelikle konuğum İbrahim Bey'e bir hoş geldin diyelim. Evet, hocam hoş bulduk. Geldiniz, hoş şeref bulduk. Verdiniz. Bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Biz biliyoruz ki yıllar yıllar önce siz Yakup Şevki Paşa ile ilgili bir araştırma yapmıştınız. Bir evet. Makaleniz vardı. Bu konuda bilgilere sahipsiniz. Elazığ halkına Yakup Şevki Paşa'yı yeniden hatırlatmak, onun bu ölüm yıl dönümünde Elazığlı bu kahraman komutanı, bu büyük komutanı, bu deha komutanı tanıyalım, sizden dinleyelim. Önce Yakup Şevki Subaşı Paşa kimdir? Bununla başlayalım. Tabii teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Öncelikle bizi seyredenlere de iyi günler, merhabalar diliyorum. Bu biraz önce de belirtmiş olduğunuz gibi ahde vefayı en azından gündeme getiren bir program. Dolayısıyla 20 Aralık tarihinde Elazığ tarihi açısından oldukça önemli olan bir paşamızın ölüm yıl dönümü. Evet. Dolayısıyla bu da tam bir tevafuk, denk gelmiş. Denk geldi, evet. Tabii özellikle Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman değerli hocam, Cumhuriyet tarihinde Elazığ'dan doğup da yani bu dönemde iz bırakan insanların sayılarının çok da fazla olmadığını görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu açıdan da değerlendirdiğim zaman Yakup Şevki'nin Elazığ tarihi, tabii geçmiş dönem açısından Harput tarihi açısından çok büyük bir önemi var. Fakat mesela biz bunu ne kadar anlayabiliyoruz? Bizi en azından gençlere bunu ne kadar aktarabiliyoruz? Şu anda şu programı yapmış olduğumuz yerde doğan, büyüyen bu insanın mesela evi şu anda Harput'ta bu hemen caminin karşı tarafındaki yapılan evet, bir yer var. Evet. Orada evi vardı yakın Kurşunlu zamana Camii'nin kadar. Karşısında. Evet, yakın zamana kadar Evet. Evi vardı. Fakat maalesef biz bu Yakup Şevki'nin evini dahi muhafaza edemedik. Koruyamadık, yıkıldı gitti. Evet. Şimdi bu açıdan yani sizin yapmış olduğunuz hizmeti gerçekten takdir ediyorum. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Yakup Şevki Paşa tabii 1876 yılında Harput'ta doğuyor. Evet. Asil bir aileye mensup. Evet. Kendisi Çorçuk ağası Yakup ağanın torunu ve Mehmet Bey'in de oğlu. Fakat ilkokulu yani o dönemki şartlar içerisinde bitiriyor ve arkasından askeri rüştiyeyi okumak üzere Erzincan'a gidiyor. Tabii bu dönemde şunu da hemen belirtmek lazım. Yakup Şevki konusunda hani devam edeceğiz evet. Ama özellikle 2. Abdülhamit döneminde eğitimin yaygınlaştırılması noktasında alınan tedbirler evet. var. Yani sadece tabii şimdi de öyle. Yani kalkınma sadece mali alanda olmuyor. Eğitim Evet. alanında Evet. da kalkınma lazım. Fakat o dönemde, geçmiş dönemde de oldukça önemli bir merkez olan Harput'ta maalesef böyle bir okul yok. Bu Evet. sebeple Yakup Şevki o bölgeye Erzincan'a gidiyor ve burada okulu okuyor, bitiriyor ve daha sonra kendisine askerlik mesleğini Evet. seçiyor. Şeye Ve gitmeden hocam, o askerlik şeyine gitmeden evvel şöyle bir kısa hatırlatma yapalım. Yakup Şevki demin de sizin ifade ettiğiniz gibi Saratun Camisi'nin evet. karşısında ve Kurşunlu Camii'nin arasındaki bir evde doğup büyümüş. Evet. İlk okulunu Kurşunlu Camii içerisindeki bir külliyede Evet. tamamlamış. O döneme kadar ailesi variyetli bir aile. Bir sıkıntı yok. Ailesinin maddi durumları iyi. Ancak bu arada babasını erken yaşta kaybettiği için aile biraz maddi sıkıntılara giriyor.
Daha sonra Erzincan'a gönderirken de bu sıkıntılar devam ediyor. Buradan devam edelim. Ama yani şimdi şu da var hocam. Yani şimdi o dönemde mesela elbette bu sıkıntının, yani sizi çok teşekkür ediyorum, bu sıkıntının çok büyük bir payı var ama şunu da kabul etmek durumundayız. Yani Harput'un özellikle Osmanlı dönemindeki konumu ve durumu her geçen gün geriye gitmiş. Geriye gidiyor, evet. Her geçen gün doğru. Geriye gitmiş. Elbette Yakup Şevki Paşa'nın da o dönemdeki ailesinin de etkilenmesi normal. Yani bu dönemde normal diye onu kabul etmemiz lazım. Tabii orayı bitirdikten sonra harp okuluna gidiyor Yakup Şevki Paşa. Daha o dönemde tabii dil alışkanlığı sebebiyle söylüyoruz. Paşa değil ama tabii, tabii 1894-96 yılında harp okulunu bitiriyor. Bitirir, şimdi evet. Yani mesela bizi izleyenleri de çok fazla hani sıkmadan şunu söylemek lazım. Yani bu noktada harp okulunu bitirdikten sonra yani bir subay olarak o dönemde çeşitli görevlerde elbette bulunuyor. Evet. Ondan sonra işte Harp Akademisi'nde görevlendiriliyor. 4. Ordu'ya görevlendiriliyor. Ve netice itibariyle 1902 yılından itibaren mesela bu onun askeri künyesinde var. Bu Genelkurmay Harp Tarihi belgelerinden mesela bunları çıkarttığım için biliyorum. 1902 yılında tekrardan Erzincan'a dönüyor. Evet. Erzincan'a dönüyor ve bu dönemde özellikle harp okullarının dağıtılmasından sonraki süreç içerisinde birinci meşrutiyetten sonra öyle mi denk geliyor? Yok, birinci meşrutiyetten tabii sonra. Sonra yani birinci meşrutiyet zaten çok kısa bir aralıkta oluyor. Bu dönemde geliyor o orada özellikle kurulan harp okulları içerisinde hocalık yapmaya başlıyor. Strateji ve üreten bir hoca durumunda. İşte onu zaten söyleyeceğim. Yani şimdi bu noktada özellikle ikinci meşrutiyetten sonraki süreç içerisinde burada yapmış olduğu bu dersler, burada vermiş olduğu, işte kazanmış olduğu tecrübeler onu tekrardan 1908 yılında harp okulunun İstanbul'da başlamasıyla beraber bu buraya geri getiriyor ve tabiye derslerini vermeye başlıyor. Tabiye harp sanatı harp demek. Sanat, evet. Yani mevzi işte bu dönemde askerlerin bir arazide düşmana karşı tüm tedbir nizam üzerine yerleştirilmesi. Yani tam manası. Tabii çok enteresan bir şey. O özellikle bu ikinci meşrutiyetin sonrasındaki harp okulundaki hocalık şeyi çok enteresan. Bu dönemde sadece öğrencilerle ilgilenmiyor. Evet. Aynı zamanda dışarıdan mesela adam diyelim ki işte başka bir yerde görevli. Geliyor İstanbul'a. Diyorlar ki işte Yakup Şevki Paşa'nın, Yakup Şevki'nin dersi var. Ondan sonra bunlar herkes gidiyorlar. Onun dersine katılıyorlar. Dinlemeye. Yani dersi hem pratik hem teorik olarak yapıyor. Dersi verdikten sonra normal okulda bir gün sonra onu sahada gösteriyor. Ve Mustafa Kemal'in de normalde hocası oluyor. Evet. Yani daha sonraki dönemlerde belki ilerleyen zaman içerisinde bahsedeceğiz. İlerleyen günlerde bakıyoruz o dönemde hele özellikle İstiklal Harbi'nin kazanılmasında çok büyük payları olan insanlar bu dönemde Yakup Şevki mutlak suretle ya öğrencisi veya derslerinden faydalanmış. Takip etmek suretiyle onun derslerine mutlaka katılıyorlar ki o dönemde özellikle mesela Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal Atatürk'ün nutukta belirttiği belki oradan insanlar bunu yani hatırlayabilirler. Gerçi onunla çok fazla teferruata da girmek istemiyorum. Evet. Ali İhsan Sabis mesela ondan sonra Kemalettin Sami Bey, Harputlu Tahir Bey Tahir gibi Bey, evet. Böyle üst düzey komutanların da yetişmelerine. Size eklem olsun diye söyleyeyim. Ha, buyurun. Orada teorik bilgiler de verdiğinden bahsettiniz. Teorik bilgiler veriyor. Daha sonra da pratikte bunu göstermeye kesinlikle çalışıyor. Kesinlikle sahada. Sahada. Hatta şöyle söyleyelim. Kasımpaşa'da bir alana götürürmüş mahiyetindekileri. Orada tatbikat yaparmış. Giderken de hani bir alt anekdot olarak da söyleyelim. Paşa'nın Tayyar isminde iyi bir kısrağı varmış. O kısrağa biner, en öne geçer. O stratejileri oradakilere teker teker sizin de ifade ettiğiniz komutanlara verirmiş. Yani bunları anlatıyor. Yani o dönemde de zaten mesela ordu içerisinde de bu şekilde bir ünü de var. Evet. Yani gerçekten
tesir etmiş. Evet. Yani herkes daha sonra mesela milli mücadele sırasındaki komutanların hemen hemen hepsinin kendisine hocam diye hitap etmelerinin başlıca sebebi de yine biraz önce sizin ifade etmiş olduğunuz husus. Bu arada 1912'de bunları hızlı hızlı geçelim. 1912 yılında yarbaylığa terfi ediyor. Ve daha sonra bakıyoruz Osmanlı Devleti açısından çok büyük bir talihsizlik olan Balkan Harbi çıkıp geliyor. Balkan Harbi sırasında daha henüz alt rütbelerde olmasına rağmen Yakup Şevki'nin özellikle Çatalca bölgesinde, Çatalca muharebelerinde çok büyük kahramanlıklar gösteriyor. Yani şöyle, yani kahramanlıklar gösteriyor ama yani netice itibariyle biz o harplerde yeniliyoruz. Yeniliyoruz zaten. Yani, evet. Ama bunu şimdi Yakup Şevki'nin özelliği şurada ortaya çıkıyor. Yakup Şevki aynı zamanda çok iyi bir gözlemci. Bunu rapor haline getiriyor. Ve o dönemde görmüş olduğu eksiklikleri, o dönemde ordunun neden yenildiğini, Osmanlı Devleti'nin içerisinde bulunmuş olduğu durumun altını çiziyor. Ve bunlar da işte biz bunlardan öğreniyoruz. En azından tarihe bir kayıt olarak karşımıza çıkıyor. Hocam, bu Trakya'da kaldığı dönemde gösterdikleri başarıdan dolayı bir Alman hükümeti tarafından davet edilir. Onu da anlatır mısınız? Anılarında o da var sizin yazdığınız kaynaklarda. Bu şöyle, o daha sonra. Daha sonra Galicia. Daha sonra. Tamam, doğru. Daha sonradan Galicia. Evet. Galicia cephesiyle ilgili. Tabii kronolojik olarak, yani en azından şahıs olarak bizi seyredenlerin de yani biraz bilgisi olsun açısından. Evet. Biraz kronolojik olarak gitmeye de çalışıyorum. Arkasından şey geliyor, Birinci Dünya Harbi geliyor. Birinci Dünya Harbi'nin sırasında tabii biliyorsunuz Osmanlı Devleti pek çok cephede harp etmek zorunda kaldı. Ve bu cephelerin en önemlilerinden bir tanesi de Çanakkale. Mesela Çanakkale şu açıdan önemli. En azından milli mücadelenin bir nevi bir temelini teşkil başlangıcı. Etti. Bir onun başlangıcını teşkil etti. Ve batılı devletler gerek denizden gerek karadan çok çok zorlamalarına rağmen Çanakkale'yi aşamadılar. İşte bu dönemde Yakup Şevki Paşa'nın Mustafa Kemal'le biraz daha bir yakınlığı yakınlaştığını görüyoruz. Çok fazla değil. Belki 2-3 aylık bir süreç içerisinde o Çanakkale bölgesinde kalıyor. Mustafa Kemal'le o dönemde ilişkileri oluyor falan ama gerçekten demek ki yapmış olduğu şeylerde bir başarı gösterdiği için bu dönemde rütbesinde de yine değişiklikler oluyor. Evet, yükselmeler başlıyor. Görüyoruz. Ve 1916 yılında, yani bu da çok garip bir şeydir. Aslında yani benim aklım çok fazla mesela işte bunu şey almıyor. Yani ne işimiz var bizim Galicia'da. Ben Romanya'ya mesela gittiğim zaman orada gidip o bizim şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettim. Onlara Fatiha okudum Galicia'nın ama. Galicia'nın yerinde bir ifade Romanya edelim. Romanya ile Rusya arasında. Evet. Aynen arasında hocam. Yani şimdi o dönemde özellikle Almanlar sıkışıyor. Evet. Almanlar sıkıştıktan sonra Ruslara karşı bir nevi yani Türkleri oyalama açısından istiyorlar. O dönemde 15. Kolordu Komutanlığı'na Yakup Şevki getiriliyor. Evet. Ve Yakup Şevki bu bölgeye gönderiliyor. Ve sayı açısından oldukça az. Mühimmat açısından oldukça az. İmkanlar açısından oldukça sıkıntılı bir dönem. Bunları nereden biliyoruz? Yine Yakup Şevki'nin yazmış olduğu raporlardan görüyoruz. O dönemde adam sadece harp etmekle yetinmiyor. Bütün eksiklikleri, her şeyi teker teker bunları yazıyor. Bu hayatının diğer safhalarında da var. Bu çok enteresan bir şey. Nitekim mesela onu da şimdi burada hemen söyleyeyim. Mesela Yakup Şevki'nin askeri faaliyetleri noktasında Semayel hocamız bir doktora tezi yaptı. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? O her konuda o kadar çok Yakup Şevki Paşa ile ilgili askeri faaliyetleriyle ilgili belge var ki bu bir doktora tezi yapılacak kadar geniş kadar bir alanda. Evet. Geniş oldu. Şimdi o dönemde yine kısa bir süre kalmasına rağmen yani bir 6-8 aylık bir süre içerisinde kendisinden sayı açısından malzeme açısından oldukça üstün durumda olan özellikle Ruslara karşı vermiş olduğu muharebelerde büyük bir başarı kazanıyor. İşte o biraz önce söylemiş olduğunuz onu da anlatalım. Almanların
bunu davet etmesi. Tabii söyleyelim, Almanlar o dönem bizim müttefikimiz. Tabii tabii, Birinci evet, Dünya Harbi'nde biz evet. Almanya'nın yanındayız. Evet. Ama karşımızda kim var? İngiltere var, Fransa var. Evet. Dünyanın yani iki blok halinde. Rusya var evet. bizim karşımızda tabii, aynı tabii. zamanda. Yine Rusya var. O dönemde Yakup Şevki yeni bir görevle İstanbul'a çağrılıyor ve İstanbul'a gelmeden hatta bu da mesela bizi izleyenlerden bazıları bunu hatırlayabilirler. Cevat Çobanlı Paşa evet. bunun yerine getiriliyor ve 1916'nın sonları Aralık gibi yeniden İstanbul'a dönüyor. Yalnız İstanbul'a gelmeden önce Almanlar diyorlar ki ya bu kadar teknik imkansızlıklar var, sayı açısından bu kadar sıkıntılı. Ha, kim bu Yakup Şevki? Bu yani bundan kaynaklanan bir özellik var. Tutuyorlar bunu, davet ediyorlar. Evet. Ve bunun üzerine gidiyor. O da askeri heyetini alıp heyetiyle gidiyor. Beraber, fakat evet. kapıya geldiği zaman bir bakıyor ki dışarıda Türk bayrağı asılmış. Avusturya bayrağı var, Alman evet. bayrağı var, Türk bayrağı yok. Evet. Türk bayrağı yok. Dolayısıyla bunu reddediyor. Diyor ki ben buraya girmem. Bizim bayrağımızın mutlak suretle asılması lazım. Daha sonra bu hatalarını düzeltiyorlar. Ve arkasından Yakup Şevki de o ziyareti evet. gerçekleştirmiş oluyor. Bu arada tabii şunu hemen ifade etmemiz lazım. Belki sonlara doğru söyleriz. Yakup Şevki Paşa mükemmel derecede Almanca ve Fransızca biliyor. Evet. Ve aynı zamanda İngilizceyi de öğreniyor ve İngilizceyi okuyabilip yani yazabilme aşamasında. Hocam bakın, o dönemdeki kurmaylara baktığımız zaman özellikle mesela 1880'lerden sonra ta milli mücadelenin olduğu döneme gelinceye kadar ki kurmay kadrosuna baktığınız zaman buna Mustafa Kemal de dahildir. Evet. Mustafa Kemal de mesela çok mükemmel derecede bir Fransız'dan daha evet. iyi derecede Fransızca konuşur. Diğer kurmaylar için de aynı durum söz konusudur. Dolayısıyla Yakup Şevki de bu dönemde o yetişen gerçekten pırıl pırıl o kurmay sınıfının içerisindedir ve çok iyi derecede de yabancı dile evet. hakimdir. Tabii aynı zamanda Yakup Şevki Paşa'nın, onu da hemen ifade edelim, kendisi Arapçayı da çok iyi biliyor. Evet. Dini bütün bir Müslüman. O konularda da araştırması var. Evet, evet, Kur'an-ı Kerim'i mesela okuyup anlayabilecek evet. derecede Arapça bilgisine de sahip. Yakup Şevki yurda döndükten sonra tabii bu arada kronolojik olarak meseleye baktığımız zaman Birinci Dünya Harbi de devam ediyor. Evet. Birinci Dünya Harbi devam ediyor. Bu sırada Yakup Şevki Paşa'yı şeye görevlendiriyorlar. Doğu cephesine görevlendiriyorlar. Cephesine. Yok, daha henüz Kafkas cephesine değil, gitmedi. İlk Doğu cephesine evet. görevlendiriliyorlar. Daha henüz Ekim 1917 Bolşevik ihtilaline gelinceye kadarki dönem içerisinde Ruslarla biz zaten harp ediyoruz. Evet. Bu arada 1877-78 Osmanlı-Rus harbi sonucunda biz Kars'ı, Ardahan'ı, Batum bölgesinin tamamını zaten Ruslara bırakıp çıkmış durumdayız. Evet. Bu dönemde Yakup Şevki bu bölgeye gönderiliyor ve özellikle Doğu cephesinde bu Bolşevik ihtilalinin olmasından sonraki süreç içerisinde Ruslar harpten çekiliyor. Evet. Ve bunlarla Brest-Litovsk Antlaşması yapılıyor. Ve buna göre hani Ruslar tabii bir şey talep etmiyorlar bizden, ama şimdi biz hemen arkasından biraz sonra mesela 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi'ni evet, imzalayacağız. O süreç içerisinde, daha henüz Mondros Mütarekesi imzalanmadığı dönem içerisinde özellikle Dağistan bölgesine, Batum bölgesine, hatta Bakü'ye kadar uzanan bölgeye Osmanlı o bölgeyi yeniden ele geçirme evet. operasyonuna giriyor. Ve bu dönemde işte çok enteresan bir şey, o biraz önce bahsetmiştim. Yakup Şevki'nin o gördüğü şeyleri yazma hadisesi burada Ermeni meselesi üzerine geliyor. Geliyor. Bugün evet. bakın çok açık ve net söylüyorum. Özellikle Yakup Şevki Paşa'nın Genelkurmay harp tarihindeki bırakmış olduğu belgelerden Ermeni meselesiyle ilgili bir kitap çıkar. Çünkü Yakup Şevki Paşa oraya gittiği dönemde Ruslar harpten çekildi. Fakat o bölgeleri Ermenilere bıraktılar. Ermenilerin yapmış olduğu özellikle mezalimi, hani onlar bize diyorlar ya siz soykırım yaptınız evet. falan diye. Asıl soykırımın
Ermeniler tarafından yapıldığını çok açık ve net bir şekilde Yakup Şevki ortaya çıkarıyor. Ruslar çekilirken bütün silahlarını Ermenilere vererek gidiyorlar. Aynı. Onlar da başlıyorlar bu silahları da bize çevirmeye. Ve işin enteresan tarafı hocam şu. Kars'ın alınışı o döneme denk gelir. O döneme denk geliyor. Yani Kars'ı o döneme denk geliyor. Paşa'nın gene bir şeyi vardır. Tabii, İsterseniz tabii. Ondan da bahsedelim. Bahsedeceğim hocam. Evet. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi o dönemde yani mesela o raporlara baktığımız zaman yani Yakup Şevki direkt olarak böyle hani birinin kendisine anlattığı şekilde değil. Bizatihi yapılan o yakılan, yıkılan, kesilen, asılan, ondan sonra her türlü ezaya, cefaya maruz kalan Müslüman halkı bizzati kendisi gidiyor, evet, görüyor. Yakılmış olan, evet, cesetleri görüyor. Karnı açılmış, içerisinden çocukları çıkartılmış olan insanları görüyor. Dilleri kesilmiş olan çocukları, evet, görüyor. Ve bunların hepsini kendisi rapor halinde getiriyor ve bu raporunu merkeze gönderiyor. Peki 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonraki süreç içerisinde zaten bu o bizim biraz önce söylediğimiz işte o galip devletler İngiltere'si, Fransa'sı, evet, Rusya hani çekildi ama bunlar en kısa zamanda siz silahı bırakın diyor. Evet. Silahı bırakın diyor, çekilin diyor. E bu çekilme emirlerini de işte göndermeye başlıyor. Bu sırada kim var? Bu sırada bakıyoruz. Birinci bu bölgedeki birinci ordunun komutanı Kazım Karabekir. Bir diğeri de Yakup Şevki. İkisi beraberler. E ama şimdi bu bölgede şimdi Türk ordusu var. Bir de mesela o bölgeden çekildiği zaman Ermenilerin doğrudan doğruya yeniden bir katliama girişme hadisesi var. Konusu var. Ve onun için bu dönemde Yakup Şevki, tabii Kazım Karabekir'in de hakkını yememek, evet, lazım. Bu dönemde o cephe girisi sayabileceğimiz yerlerdeki malzemelerin yiyecek, içecek, bütün ve silah mühimmatların hepsini en azından Erzurum bölgesine çekiyor. Hatta direniyor biraz. 1293 hattının gerisinde epey direniyor çekilmemek için. Kesinlikle ama şimdi İngiltere işin içerisine giriyor. Devamlı olarak mesela baştaki işte o dönemde Osmanlı hükümetine, Osmanlılara, Osmanlı'yı temsil eden şeyler kimse bunlara devamlı olarak işte baskı üzerine bunun üzerine bir noktada hani mecbur kalınıyor. Fakat şimdi bir şeyin hakkını teslim etmek lazım hocam. Hani niye önemli? Mesela Yakup Şevki hani daha sonra büyük taarruz falan onun üzerine gideceğiz. Evet. Ama şunu söylememiz lazım. Milli mücadele. Evet, milli mücadele kazanıldı. Milli mücadelede bizim Mustafa Kemal gibi gerçekten Türk milletinin asırlar sonra karşısına çıkan Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olarak, evet, kabul edebileceğimiz büyük bir lider, evet, var. Ama bu lidere Cenab-ı Allah en azından bir yol açmış ve bunun beraber olduğu kadroda Yakup Şevki Paşa gibi imanlı kıymetli insanlar var. Evet. Bakın sayın hocam, bu malzemenin çekilmesi, yani bunu gözden kaçırmayalım. Bir kısa bir tespit, evet, yapayım. Ki. Şimdi bu malzeme çekildi ve daha sonraki dönemde biz ne oldu? Milli mücadeleye başladık. Hani konumuz o değil. Evet. Bunun üzerinde durmuyorum. Ama milli mücadelenin başlamasından sonraki süreç içerisinde sayın hocam siz de çok iyi bir şekilde bilirsiniz. Bizim asıl başarımız nedir? İlk başta başarımız Ermenilere karşı yapmış olduğumuz mücadeledir ve Ermenileri yenmemizdir. Evet. Ermenileri Anadolu'dan def edip göndermemizdir. Evet. Evet. Peki yani şu soruyu soralım. O dönemde Kazım Karabekir bu şeyleri kazandı. Nasıl kazandı hocam? Tabii ki. O malzemeyi işte zamanında o, evet, bölgeye ulaştırmakla o bölgeyi, evet, çektik diye kazandı. Tabii. Yani bunun altının bence, evet, iyi bir strateji tabii orada. Altının yani çizilmesi, evet, lazım. Ki zaten hakkı, konuşmanızın başında söylediniz, evet, Yakup Şevki Paşa'nın çok iyi strateji olduğunu. Evet. İşte, evet, bu stratejiyle dediğiniz gibi ve milli mücadelenin temelleri orada atılmaya başlar. Ve işte milli mücadelenin başlangıç süresinde o başarıya giden yolda da gerçekten çok önemli bir payı ve tuğlası olduğunu görüyoruz. Bütün o dönemdeki her şarta rağmen başta Osmanlı, hani Osmanlı'ya bağlı, kime bağlı? Osmanlı Devleti'ne bağlı. Devamlı olarak emirler gönderiliyor. İngilizler sıkıştırıyor, emirler gönderiyor. Bu arada İngiliz komutanlarının mesela General Milne diye, evet, birisi var. Bu General Milne
Bunun o kadar enteresan ki İngilizlerle yapmış olduğu, kendi devletiyle yapmış olduğu yazışmalar var. Yakup Şevki devamlı şikayet ediyor. Evet. Diyor şunu yaptı, bunu yaptı. İşte evet. Mesela o biraz önce sizin söylemiş olduğunuz Kars'ta, Kars bölgesindeki milli mücadeleyi ayaklandırıyor. Hatta gelip diyorlar ki efendim sen bizim başımıza geç falan diye. Fakat bunu da hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Yakup Şevki Paşa gözlerinden rahatsız. O Kars'taki kahramanlığı, mücadelesi İngilizlerin tabii sizin söylediğiniz gibi milinde dikkatini çekiyor. Ve sonunda başına da bela oluyor. Anlatacaksınız i̇şte, birazdan. Yani sürgün edilmesini, bir an önce tutuklanıp sürgün edilmesini istiyorlar. Evet. Sürgün edilmesini istiyorlar. Bu arada sağ gözünde bunu, sıkıntılar başlıyor. Yani bunu göz önüne alarak zaten söylüyor. Gözlerinden rahatsız hocam. Ama, mesela Fevzi Çakmak'ın yine kendi hatıralarında, Fevzi Çakmak da mesela İstiklal Harbi'nin önemli şahsiyetlerinden bir tanesidir. Onun hatıralarında da bahseder. Gidip denetime gittiğinde bizzat karşılaştığını, onun ne kadar disiplinli, ne kadar özverili olduğunu anlatır bir konuşmasında. Onu anlattığı gibi şeye de yakındır. Yakup Şevki'ye de yakındır. Yakup Şevki'nin bu göz rahatsızlığının ta o hocalığı dönemden beri devam ettiğini belirtir. O dönemde bu işte Kars'ta bulunmuş olduğu sırada oldukça ilerler. Hatta çok enteresan, mesela kendi yakın arkadaşları içerisinde lakabı da kördür. Evet. Kör Paşa diye bilinir. Evet. Yani hocam, Yakup Şevki. Mutlaka göz tedavisi için şimdi İstanbul'a hareket ettireceksiniz ama ettirmeden önce bir nefes alalım. Evet bir, evet. İstanbul'a dinleyelim. İstanbul'a gidiyor. Daha sonra mecbur kalıyor. Tutuklanmayacağı garantisini veriliyor kendisine. Verildikten sonra kendisi 1919'un Mayıs ayında tekrardan İstanbul'a gidiyor. Evet. Ve aslında hocam bu İstanbul'daki faaliyetleri de önemli. Ona sonra devam edelim. Sonra devam edelim kaldığımız yerden. Eyvallah. Evet kıymetli hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, sürgüne İstanbul'da garanti almasına rağmen gene İstanbul İşgal Kuvvetleri tarafından tutuklanarak gönderiliyor. Malta'ya gönderilir. Fakat sayın hocam şöyle diyeyim, bu özellikle 26 Nisan 1919 yılında İstanbul'a geliyor ve bu dönemde hastanede işte Haydarpaşa'da tedavi altına alınıyor. Epey bir süre burada kalıyor ve 12. aya doğru, yani 1919'un 12. ayına kadar bu bölgede şey yapıyor. Daha doğrusu sağlığıyla ilgileniyor. Daha sonra Osmanlı askeri azalığına, yüksek askeri azalığına getiriliyor.
Fakat bu sürgününe kadar geçen süreyle ilgili çok fazla kaynaklarda da olmayan bir konudan bahsedeceğim. Şimdi bu dönemde yavaş yavaş hani daha 1920'lere de hani geldik. Evet. 1919 bitti ve bu arada özellikle Anadolu'da milli mücadele gelişiyor. Başlıyor. Evet. İstanbul'da bazı gelişmeler oluyor. Daha henüz bu galip devletler Osmanlı Devleti ile bir anlaşma imzalamamışlar. Ama o Anadolu'daki çalışmalar da bunları korkunç derecede rahatsız ediyor. İşte bu dönemde Yakup Şevki şunu söylüyor. Yani yazmış olduğu raporlar yine var. Evet. Raporlar devreye giriyor. Bu raporlarda özellikle Osmanlı Devleti'nin içerisinde bulunmuş olduğu durumun batılı devletlerin manda veya himayeciliğine dayanarak değil Anadolu'daki milli mücadele hareketinin desteklenmesi suretiyle ancak batılı devletlerin caydırılabileceğini, evet, ve bunu Vahdettin'e de iletiyor. İletiyor. Bunu Vahdettin'e de iletiyor. Ve işin enteresan tarafı, bakın ilk başta o hani çekilmeyi geciktirme noktasında sıkıntılar yaşatmıştı ya batılı devletlere. Evet. Bundan dolayı bir ara onun tutuklanmasını engellediler. Fakat bu çalışmalar içerisine girince bu sefer İngilizler artık daha Yakup Şevki'nin kendileri için tehlike gerçekten büyük gördüler. Bir tehlike olduğunu gördüler ve dolayısıyla sürgününe karar verdiler. Ne kadar kalır hocam sürgünde? Yaklaşık bir seneden fazla. Bir seneden fazla kalıyor. Peki geri dönüşlerinden bahsedelim biraz. Geri dönüşlerinden bahsetmeden çok kısa bir anekdot isterim hocam. O da şudur. Mesela bu dönemde yine Malta'ya sürgün olan Ahmet Emin Yalman'ın vermiş olduğu onun hatıratlarında bilgiler, evet, var. Mesela anlatır der ki diğerleri işte efendim boş zaman geçirirlerdi. Oyun, evet, oyun oynarlardı. Bilmem, evet, ne, evet. Şunu bunu yaparlar. Yakup Şevki ibadetini zaten biraz önce söylediğim gibi, evet, dini bütün bir Müslüman. Bunun dışında tercüme faaliyetleriyle uğraşıyor. İngilizceyi de orada öğrenir. İngilizcenin yani İngilizceyi biliyor ama da geliştirmesini orada yapar. Orada geliştiriyor ve yaklaşık burada işte tabi bilemiyoruz yine kendini tanıyanların ifadesi 17 civarında da tercüme yaptığı. Tercüme yapıyor ve bu tercümeleri daha sonra geri geldiği zaman İngilizler bunlara el koyuyor. El koyuyorlar. Evet. El koyuyor. Sadece iki tanesini kaçırabilmişiz. İki tanesini, o iki tanesi ama onu da şöyle, onu da tam olarak bilmiyoruz ha. Onlar da yayınlanmadı. He, evet. Bizim mesela şu anda Yakup hemen hemen hepsine el konuldu. O iki tane yayını var. Onlardan bir tanesi Osmanlı-Yunan Harbi'dir. Harbi, evet. Bunu Van der Goes Paşa yazdı. 1897 o ilk son Osmanlı-Yunan Harbi'dir. Bunu Van der Goes Paşa o dönemde tabii görevli Osmanlı ordusunda. Bunu Almanca yazıyor. İki tarafın ordularını karşılaştırıyor. Bununla ilgili bilgiler falan veriyor. Ve bunu Yakup Şevki Paşa Almanca'dan Türkçe'ye tercüme ediyor. Evet. 1911 yılında bu yayınlanıyor. 1911 yılında yayınlanıyor. Cenab-ı Allah bize de nasip etti. Bunu değerli kardeşim Ahmet Aksın'la beraber Osmanlı-Yunan Harbi adı altında biz de onu hem günümüz Türkçesine çevirdik, evet, bir değerlendirmesini yaptık ve kitabın başında da Yakup Şevki Paşa'nın hayat hikayesini, Van der Goes'un hayat hikayesini ve özellikle de Yunan mezalimi hakkında bilgiler, eyvallah, verdik. Gönlünüze sağlık. Önemli bir kaynağı ortaya çıkarmış. Diğer eseri, evet, elbette diğer eseri tabiye meseleleri, evet, askeri bir kitap ama o daha henüz yayınlanmadı. Evet. Henüz yayınlanmadı. Evet hocam. Bu tabii Yakup Şevki 25 Ekim 1921 yılında serbest bırakılıyor. Evet. Yalnız serbest bırakılmadan önce bir not var, ondan da bahsedelim. Orada tutuklu bulunan paşalardan bir kısmını, paşa demeyelim de, hı-hı, komutanlardan bir, hı-hı, kısmını serbest bırakıp bir kısmını bırakmak istemezler. Evet. Ancak araya Mustafa Kemal girer. Hatta şöyledir, bu gecedir işgal kuvvetlerinden ne kadar subay varsa tutuklayın, hı-hı, ki karşına alalım. Onları tutuklattırır. Bunun karşılığında orada esir bulunan, tutuklu bulunan, sürgünde bulunan bütün paşalar İnebolu'ya bir gemiyle gönderilirler. İşin enteresan tarafı gelenlerin mesela yaklaşık 8-10 kişisi Ankara'ya gitmiyor. Evet. Onlar da İstanbul'a geçiyor. Ama bizim Yakup Şevki direkt Ankara'ya milli mücadele için gider. Orada da
göreve başlar, sizden dinleyelim. Orada da çok enteresan bir durum var. Şimdi gelip Mustafa Kemal'le görüştükten sonra mesela kendisine... Pasif bir görev verilir önce. Yani pasif görevden ziyade 2. Ordu Komutanlığı çok da pasif değildir. Ama asıl mesela ağırlıklar 1. Ordu noktasındadır. Fakat kendisini tanıyan, bilen ve hocalığını yapmış olduğu insanlar der ki yani şimdi asıl Garp Cephesi Komutanı kim? Evet, İsmet İnönü. İsmet İnönü. Nasıl olur da yani sen İsmet İnönü daha dünkü çocuk sen bunun şeyine giriyorsun. Emrine girersin falan. Ama öyle bir kaprisi olmamış, öyle bir şey olmamıştır. Aynen bunu evet, kesinlikle evet. Kendisi kabul etmez ve dolayısıyla bu noktada kendisi cepheye gider. Kendisine verilen görevi sonuna kadar. Orada şey sanırım yapar. İki tane şeylik var, komutanlık var. İsmet İnönü'ye bağlı. Onlardan evet, birinci bir tanesi, ordu ve ikinci ordu. Ordu Yakup Şevki'ye verilir. İkinci ordunun daha ziyade ikinci ordu Afyon'un kuzeyinden Balıkesir'e kadar uzanan, olan bölüm. Balıkesir'e kadar uzanan evet, bir bölüm. Hocam sizi dinlendirmek için Buyurun. Komutanlığa atandığı sırada yaşamış olduğu bir olaydan da bahsedelim. Buyurun. Bunu da anlatmış olalım. Buyurun. Şimdi Paşa'nın Balıkesir yöresinde İsmet İnönü komutanlığındaki bu göreve gittikten sonra tabii orada savaş başlıyor cephelerde. Evet. Ama o cephenin hazırlığını filan Paşa yaptıktan sonra kendisi bulunduğu bölgeyi yönetmeye çalışıyor. Gene bu yönetim yaptığı sıralarda karargahta otururken karargahta bir ses duyar dışarıdan. Bir ses kar mı yağmış şu harputun başına evet, diye. Evet, evet. Kurban olan toprağına taşına paşanın dikkatini çeker. Kimdir bu diye sorar. Oradaki askerler korkar ya derler işte garibanın bir tanesi böyle zaman zaman efkarlanıp söylüyor. Diyor ki bunu çağırın bana. Çağırıyorlar. Tabii korkarak çekinerek geliyor paşanın karşısına. Paşa soruyor diyor ki oğlum diyor sen bu türküyü nereden öğrendin? Efendim diyor ben Harputluyum. Bu türkü diyor bizim orada söylenir. Diyor ki peki sen Harputlu kimlerdensin? İşte hemen ailesini söylüyor. Diyor ki işte ben Ağa Mahalleliyim. İşte tanıtıyor. Diyor ki paşa peki Uzun İbrahim senin neyindi diyor. Diyor ki dayımdı diyor. Tabii onu sorunca asker rahatlıyor. Dayımı da tanıdığına göre sıkıntı yok diye. Neyse konuşmalar geçer. Amcalarını sorar, dayılarını sorar. Çocuğun ismi, askerin ismi Yasin'dir. Yasin'in gözleri dolar anlatırken der ki işte dayılarımdan bir tanesi Balkan'a gitti geri dönmedi. Bir tanesi Yemen'e gitti geri dönmedi. Paşa bundan çok etkilenir der ki Yasin benim emir emrim olmak ister misin? Anlamaz der ki yani nasıl? Demiş ki yani benim çevremde ol, benimle beraber hareket et. Yasin der ki efendim der, ben burada kalmak istemem, ben cepheye gitmek isterim. Paşa sorar niye diye. Eder benim dayım, ya. Amcalarım beni bekler. Ben evet. Şehit olmaya geldim evet, buraya. Evet, evet. Tabii i̇şte. Paşa'nın gözleri dolar, Yasin'in de gözleri dolar. Böyle bir anısı i̇şte vardır. Milli, bunu da milli ifade mücadeleyi, etmiş olalım. Evet. Ağzına sağlık hocam, milli mücadeleyi kazandıran ruh budur. Evet. Yani şimdi biz normalde evet yani kuru kuruya milli mücadeleyi mesela işte anlattığımız zaman efendim işte nedir? Yok işte heyeti temsiliye kararları, işte Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi o dönemde Anadolu'nun durumunu yansıtacaksın. İnsanların nasıl sıkıntı çektiğini, evet. insanların yani bir noktada sıfırdan nasıl o bölge o duruma geldiklerini, evet. geldiklerini eğer ortaya koyarsanız dolayısıyla yani bu topraklar öyle kolay kolay kazanılmadı. Kesinlikle bunun hocam, kesinlikle. Altını çizmek lazım. Tabii Yakup Şevki bu göreve atandıktan sonra yani özellikle bunda Mustafa Kemal aslında Yakup Şevki'de Şevki Paşa'dan nutukta bahseder. Da bahseder uzun uzun evet. bahseder. Zaten hitabetlerinde de hocam diye ifade eder, tabii, hitap onu, edermiş onu Yakup söyleyeceğim. Paşa'ya. Büyük taarruz büyük taarruz sırasında mesela bunu Mustafa Kemal teferruatıyla anlatır. Orada da bütün ayrıntıları verir. Bir de harp tarihi tabi belgelerinde geçen hususlar var. Yani onlardan işte biraz bahsedelim. Yalnız öncesinde şunu söyleyeyim. Yakup Şevki Paşa o planlı olma, ihtiyatlı olma, gördüğünü hemen işte ondan sonra eksiklikleri mesela ifade etme noktasında orada da yine aynı şeylere sahiptir. Özellikle Sakarya Harbi'nden sonraki süreçten büyük taarruza gelinceye kadarki dönemde
devamlı olarak o ordunun eksik ve gediklerini tamamlama noktasında, orduyu eğitme noktasında elinden gelen her şeyi yapar. Evet. Görmüş olduğu eksiklikleri devamlı olarak merkezlere de rapor eder. Yalnız bununla birlikte büyük taarruz öncesinde tabii üst düzey komutanlarla Yakup Şevki Paşa arasında bir ittifak ortaya çıkar. Bu ittifak da şudur. Şimdi genelde milli mücadeleyi yöneten kadro bir noktada artık hazırlıklar tamam, bir an önce taarruzu yapalım, taarruzu ondan sonra hemen darbeyi vuralım şeklinde bir düşünceleri vardır. Yakup Şevki önce buna karşı çıkar. Der ki yani bu taarruzun daha zamanı değil. Var. İklim olarak uygun değil. İklim olarak uygun değil, malzeme olarak uygun değil falan. Bu noktada karşı çıkar. Ve arkasından en son büyük taarruz gerçekleşmeden, yani 26 Ağustos'ta gerçekleşmeden bir 5-10 gün öncesinde bir araya gelirler. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Feyzi Paşa, ondan sonra işte Yakup Şevki Paşa, diğer o komutanlar, artık büyük taarruz planı masaya yatırılır. Ben çok böyle şey olarak anlatayım, yani böyle askeri tabirlerle değil de basit bir şekilde anlatayım. Baktığımız zaman bizim bir hilal takdimimiz vardır. Tarihi süreç Türk tarihinden içerisinde. Gelme bir takdimimiz var. Şimdi dolayısıyla yapılan planın esası da budur. Bu hilal taktiği işte kullanılacaktır. Hilalin bir tarafında, üst tarafta, kuzey bölgesinde 2. ordu Yakup Şevki Paşa, diğer tarafta da 1. ordu vardır. Şimdi yapılan plana göre Yakup Şevki Paşa, yani 2. ordu düşmana taarruz edecektir ve düşman da yani şu izlenimi verdireceklerdir. Türk ordusu buradan taarruz ediyor. Dolayısıyla onlar da Türk ordusunun üzerine buraya doğru geleceklerdir. Bu arada bunlar hücum ettikleri zaman 1. ordu şu çemberi daraltacaktır ve bunu yani tam manasıyla kıska çevresine alacaklar. Evet. Tabii orada da ufak bir boşluk da devamlı bırakılır. Yani o da ayrı konu. Yani tarihi stratejide o da vardır. Çünkü hani kediyi de duvara sıkıştırdığınız zaman ne yapacağını bilemezsiniz. Onun için orada ufak bir kaçış yolu da bırakılır. Şimdi dolayısıyla emirler verilir. Yani bu 2. ordu merkezinden 1. orduya asker kaydırılması ve planın bu şekilde olacağı, ama asıl taarruzu da Yakup Şevki'nin vurması gerektiğini. Yakup Şevki bu noktada şöyle itiraz eder. Der ki ya şimdi biz bu planı yapıyoruz ama bakın bir seneye yakındır bütün hazırlığımızı yaptık. Yani bütün biz bu harpte yenilirsek düşman Ankara'ya gider. Anadolu'da tam manasıyla elden çıkmış olur. Artı o dönemde İngiliz uçakları devamlı olarak o şeyin üzerinde uçmaktadır. Yani sen buradan 10 bin kişilik askeri alacaksın, bu tarafa getireceksin, bunu nasıl görmeyecekler? Buna itiraz eder ve nitekim işin enteresan tarafı, yani gerçekten de bu yapılan hazırlıkların tamamı İngilizler tarafından doğrudan doğruya Yunanlara bildirilmiştir. Fakat burada çok büyük bir tartışma olur. Ama işte o sizin dediğiniz şey de bunu hatta Mustafa Kemal ile ilgili yapılan bir filmde bu sahneyi de uzun uzun oynadılar. O dönemde doğrudan doğruya başta Mustafa Kemal olmak üzere diğerleri, İsmet Ünlü diğerleri hepsi hocam diye bahseder ve saygıyla kendisinden dinler. Ve çünkü bilirler, yani Yakup Şevki Paşa eğer bir şey söylüyorsa mutlaka devletinin, vatanının, milletinin bekası için söyler. Peki ne yapalım paşam der, o da onu söyler ama görüşüne katılmadığını söyler Mustafa Kemal. Bunun üzerine tabii o güzel konuşmayı yapar. Emir sizindir, ben sizin vermiş olduğunuz emre sonuna kadar uyarım der. Ve işin enteresan tarafı, büyük taarruz başladıktan sonraki süreçte bütün bilgiler Yunan ordusuna gitmiştir. Ve asıl Türk ordusunun ağırlık noktasının 1. ordu olacağını bilmektedirler. Fakat Yakup Şevki Paşa ve onun emrindeki en baştan en sona kadar gelen o askerler,
o kadar kahramanca saldırırlar evet. ki feleklerini şaşırır Yunan ordusu. Der ki demek ki bize verilen bilgiler yanlış. Bunun üzerine bir ikinci ordunun üzerine ağırlıklarını kaydırmaya başlarlar ve birinci ordu çemberi evet, böylelikle evet. kapatmış olur ve gerçekten de plan başarıyla sonuçlanmış olur ve Yunan arkasından işte 27, 28, 29, 30 Ağustos ve İzmir'e denize dökülmesi hadisesine kadar devam eder. Evet. Bu arada enteresan bir şey Mustafa Kemal'le daha o dönemde yine karşı karşıya gelirler. Yakup Şevki tabii çok büyük bir tevazu göstererek paşam der, ver elini öpeyim der. Siz haklı çıktınız der. Olur mu paşa der. Ya sen yani Mustafa Kemal elbette bunu kabul etmez. Evet. Sizin sayenizde, sizin himmetinizle bu işler oldu falan şeklinde böyle de kendisini güzel bir şekilde de evet. Takdir ettiğini belirtir. Evet hocam. Paşa'nın evet. Askeri dehasını her tarafta ortaya koyduğu, aklı çıkması ya da çıkmaması önemli değil. Ama oradaki stratejilerin hazırlanmasında bile bulunması onun bir deha olduğunu gösterir. Tabii bizim milli mücadelemizde Atatürk'le silah arkadaşlığı yapması da tabii. ayrı bir şeydir. Kendisine şunu hoca olarak... Şunu da söyleyeyim yani askeri faaliyetleriyle evet. ilgili çok kısa vaktimiz hocam, var mı var, hocam? Var var var. Ha, vaktimiz var. Varsa şunu hemen ifade edeyim. Özellikle bu büyük taarruzun kazanılmasından sonraki süreç içerisinde şimdi bir yandan ordunun bir bölümü İzmir'e doğru bu Yunan'a karşı süpürme harekatını yaparken diğer taraftan bir ordunun da yukarıya doğru özellikle Balıkesir, Bursa, yukarı doğru hatta İstanbul bölgesine kadar uzanması gerekir. Doğrudan doğruya Mustafa Kemal bu dönemde Yakup Şevki Paşa'yı bu göreve getirmiştir. Evet. Ve bunu da şu açıdan yapar. Çünkü der ki o çok itidalli, çok temkinli, işini bilen bir adamdır ve tek kurşun atmadan o dönemde İngilizleri bir şekilde silaha bırakmaya evet. mecbur eder. Ve bu dönemde kan dökülmesine de asla müsaade etmez. O dönemde özellikle Anadolu ve bu bizim İzmir bölgesi, Aydın bölgesi, Manisa, Bursa bu bölgelerde korkunç bir katliam yapan Rumlara karşı halk tabii bunlara tepki olsun diye bunları öldürmek isterler falan. Kesinlikle buna izin evet. vermez. Bizim zaferimize der kan bulaşmayacaktır Eyvallah. Der. Hiçbir şekilde bunlara izin vermez. Evet. Ve bunun üzerine de bunu bir İngiliz firması buna şey yapar. Der ki ya bak işte kan dökülmedi bu insanları işte böyle korudu şöyle korudu. Bir otomobil hediye etmek Eder. İsterler. Bu otomobil hediye ederler ve bunu da kabul etmez. Der ki ben bu işi milli görev olarak yaptım. Bu açıdan enteresandır. Mesela milli mücadelenin kazanılmasından sonraki dönem içerisinde Mustafa Kemal sırf onun gözlerinin tedavi edilmesi için belli bir tahsisat ayırmıştır. O tahsisatla yurt dışına gitmiştir. Evet. Fakat Viyana'ya mesela gitmiş. Evet. Evet Viyana'ya gitmiştir. Mesela düşünün size işte 10 bin lira veriyorlar. Siz gidiyorsunuz orada bunun 2 bin lirasını harcıyorsunuz. Gerisini iade Geri ediyorsunuz. Dönüp gelip 8 bin. Var mı hocam işte bu Yok, dönemde? Bakın ki. Yani Yok, işte evet. milli mücadelenin kazanılmasını sağlayan bu ruhtur. Biz ne kadar gurur duysak Yakup Şevki Paşa gibi kıymetli bir şahsiyeti hani bu Erzincan doğumlu da olabilirdi efendim. Ankara doğumlu da olabilirdi ama işte biz gurur duyalım ki evet. böyle bir şahsiyet Harput'ta doğmuş Harputlu Eyvallah. Diye Eyvallah. Biliniyor. Tabii ki. Daha sonraki süreç içerisinde hocam biliyorsunuz 1914'te pardon 24'ten sonraki süreç içerisinde orduda bulunanların siyasete girenlerin artık ayrılması gerekiyor. Istenir. Feyzi Çakmak'la beraber Yakup Şevki de mesela bunu kabul etmeyenlerden biridir. Zaten sol gözü de kendisi orgeneraldir. Aynı zamanda Yüksek Askeri Şura üyesidir. Ve işte 20 Aralık 1839 tarihine vefatına kadar erken bir yaşta ölmüştür. Evet. Bu dönemde Askeri Şura üyeliğini üyesidir. Yapar. Ve güzel bir törenle de Karacaahmet'teki mezarlığa defnedilir. Evet ondan Fakat, sonra bir bilginiz var. Evet, onu da paylaşalım. Evet, o da, şöyle söylenmişti. 1939 yılında Karacaahmet'te Bağlar başında mezara defnedildikten sonra evet. bir safahat yaşanmış. Onu da sizden Aynen, dinleyelim 1900, son olarak. 1988 yılında ben de o bilgiyi
atlamışım. Evet. Sayın hocam. 1988'de devlet mezarlığına. Devlet mezarlığına. Ankara'daki devlet mezarlığına nakledilir. Devlet mezarlığına nakledilmiş. Evet. Onu da böylelikle. Evet hocam. 27 Eylül. O yani çok da önemli değil, değil ama evet. 27 değil, Eylül 1988 evet. tarihinde evet. nakledilmiş. Arput'un yetiştirdiği evet. bu nadide komutanı bize anlatmaya çalıştınız. Hakikaten bilgileriniz çok bizim işimize de yaradı. Yakup Şevki Paşa unutulmuştu bir dönem Elazığ'da. Biliyorsunuz sadece bir okula ismi verilmiştir. Evet. Ama isteriz ki Galicia'da, Kars'ta, İzmir'de milli mücadelede görev yapmış bu komutanımızın Elazığ halkı tarafından yakından bilinebilmesi için isimlerinin değişik komplekslere verilmesi, yaşatılması en büyük arzumuz, en büyük dileğimiz. Buradan da idarecilerimize özellikle sesleniyoruz. Evet. Bu paşamızı kıymetini bilelim, tanıtalım ve tanıtmaya da devam edelim. Evet hocam, yüreğinize, gönlünüze sağlık İbrahim hocam. Hakikaten İbrahim Yılmaz Çelik bu konuda çok detaylı bir araştırmaya sahip. Biz zamanımızın döndüğünce kendisini de biraz böyle şartlandırdık ki kısa devam etsin ama isteseydi tabii ki devam ederdi. Bu kadarıyla yetinelim. Ben hocama bize katıldığı için, bizi bilgilendirdiği için teşekkür ediyorum. Ben de çok yüreğinize, teşekkür gönlünüze ediyorum. Gönlünüze sağlık. Programda her zaman size yer var hocam. Ne zaman isterseniz sormanıza bile gerek yok. Sizi konuk alırız bilgilerinizden faydalanmak için. Çok teşekkür ederim. Son bir sözünüzle kapatalım. Ben de bizi seyredenlere tabii saygılarımı tekrar sunuyorum. Size teşekkür ediyorum. Sizler de yani özellikle sadece bölge değil, aynı zamanda genelde bütün ülkeyi ilgilendiren milli manevi meselelere sahip çıkıyorsunuz. En azından siz de tarihe bir iz bırakıyorsunuz. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için bir şereftir. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Efendim, Arput Okuma Evi'nden bu hafta da bu kadar. Biz haftaya tekrar buradayız. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın.